Merhabalar değerli izleyenler. Bir konu şahane programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü mekanımız Ankara hayvanseverlerin buluştuğu adres, daha çok sahiplendikleri. Bu kadar. Dur oğlum, dur oğlum. Dur oğlum. Nasılsın? Bunlar sunabilir programı. Şöyle, yakışıklı. Yakışıklı mı cinsin? O da sev diye şey yapayım. Gel oğlum, gel. Oğlan mı kız mı bilmiyorum da. Dur oğlum. O yapsın, ben yapmayayım. Sürekli dikkatim dağılıyor. Değerli konu şahane izleyenleri, bir programımıza daha hoş geldiniz. Neredeyiz? Ankara'nın hayvanseverlerin sahiplik yaptığı, daha çok destek olduğu burada Patiliköy'deyiz. Patiliköy'de sahipsiz hayvanları sahiplenerek, onlara barınak oluşturarak çok güzel hayırseverlerin, hayvanseverlerin destek gördüğü bir alan. Evet, Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhan bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Evet, Patiliköy'e sık sık gelip gittiğinizi biliyoruz. Evet. İlkay Erdoğan, Patiliköy'den önce, sonra ve hayvan sevgisi olarak nasıldı? Sizde bir değişiklik oldu mu? Terapi etkisi yaptı mı? Tabii ki yaptı. Şöyle, ben hayvanları çok seviyorum ama daha ziyade kedilerle iç içeyim. Evde iki kedimiz var. İşte fakültede baktığımız kedilerimiz var. Kör kedilerimiz var. İç mekanda bakıyoruz onlara. Köpeklere bu kadar yakın değildim. Yani severim ama bu kadar içli dışlı olmamıştım. Patiliköy'ü öğrendikten sonra işte gelip giderken köpeklere de alıştım. Artık onlarla da bayağı haşır neşir olabiliyorum. Buraya gelmek insana gerçekten kendini iyi hissettiriyor. Çünkü onların bekledikleri zaten sevilmek, dokunulmak, okşanmak. Dolayısıyla böyle yüzlerce köpeğin, hatta 700'ün üzerinde köpeğin olduğu bir mekanda rahatlıkla dolaşabiliyoruz, sevebiliyoruz onları. Gerçekten terapi etkisi var. Herkese gelmelerini tavsiye ederim. Bayağı değişiklik yaşadım, tavsiye ederim diyorsunuz. Evet. Patiliköy hikayesi nasıl başlıyor? Bilginiz var mı? Ben en başlarından bilmiyorum nasıl başladı ama yani ben bu hale geldikten sonra tanıdım Patiliköy'ü. Fakat bildiğim kadarıyla Volkan Bey ve eşi Canan Hanım ve onların arkadaşları veya çevresindeki insanlarla kurdukları bir derneğin yeri Patiliköy. Ciddi bir fedakarlık yaparak, işte işlerinden, güçlerinden vakit ayırarak bu kadar çok köpeğe, aslında hayvanseverlerin deyimiyle çocuğa ev sahipliği yapıyorlar. Çok güzel bakıyorlar. Hayvanseverlerin de buraya ciddi yardımları olduğunu da biliyorum. Biz de naçizane ara sıra gelip gidip işte mama getirip onları sevip okşayıp destek vermeye çalışıyoruz. Ama herkesin Ankara'da hemen hemen bildiği güzel bir yani yer haline geldi. Çünkü görüyorum, okul çocukları geliyor, okullar öğrencilerini getiriyorlar. Hayvan sevgisini aşılamak için, özellikle köpekleri sevdirmek için bence çok güzel bir ortam. Ellerine sağlık diyorum onların da. Evet. Peki hocam, hayvan sevgisiyle hep konuşuyoruz ama bir de hayvan korkusunu konuşalım. Ya evet. Hele de son yıllarda haberlerde yaşananların, olumsuzlukların ekranlara taşınmasıyla sadece izlemeyle bile travmaya sebep olan durumlar var. Evet, 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 evet. Bu konuda neler önerirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Şöyle, tabii yani böyle istemesek de bu tarz vakalar oluyor ister istemez. Bu tabii tüm köpeklerden korkmamıza engel olmamalı diye düşünüyorum ben. Biraz hayvan sevgisinden uzak yetişiyoruz. Biraz onun etkisi. Bir yandan da aslında bu sorunun başlıca kaynağı bence hayvanların kontrolsüz üremesi.
Evet. Yani kısırlaştırılmaları gerekiyor. Kontrollü üremeleri gerekiyor. Dolayısıyla biraz sorun oradan kaynaklanıyor. O açıdan da devletimiz, işte belediyeler, bu hayvanların düzgün bir şekilde kısırlaştırılmasıyla hani o kontrolsüz köpek kalabalığının önüne bir miktar geçilebilir diye düşünüyorum. Biraz onun sebebi o. Evet, yani agresif olanları var, aç olduğu için ya da insandan şiddet gördüğü için saldıran köpekler var, tabii kabul etmek lazım ama onların açısından da bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani her iki taraf için, yani insanlar için de köpekler için de kolay bir durum değil ama çoğunluğa da mal etmemek lazım. Evet. Benim köpeklere bakınca aklıma kıtmir gelir. Evet. Evet, yedi uyurların içerisinde bir tanesi de kıtmir olmasının ben çok büyük anlamlar taşıdığını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki hocam, Patiliköy'de bir sürü hayvansever var, geliyorlar. Hı-hı. İşte barınak oluşturulmuş bu sahipsiz köpeklere sahip olmak istiyorlar. İşte getirip yemeğini getiriyorlar. Burada en çok burayı görmeleri için neyi tavsiye edersiniz? Ne söylemek istersiniz? Bence işte hayvanlara sevgi duyan ama evinde bakamıyordur mesela. Hakikaten yeri müsait değildir ama çok seviyordur hayvanları. Onların gelmelerini tavsiye ediyorum. Küçük çocukların, ben zaman zaman geldiğimde görüyorum. Aileler geliyor küçük çocuklarıyla beraber. Çocuklar burada rahatlıkla köpekleri sevip okşayabiliyorlar. O korkusu varsa korkularını yenmeleri için bence burası çok güzel bir yer. Yani fırsatı olan, işte bir paket mamasını alıp gelebilir. Herkesin ziyaret edebileceği bir yer. Sahiplenebilir zaten, değil mi? Evet, Canan Hanım ve Volkan Bey, evet, sahiplendirme de yapıyorlar. Evet. Güzel bir yer. Evet, bir konuşhanenin daha programın sonuna gelmişken son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Mesaj vermek istediğiniz neler var? Ya benim mesajım şu, hayvanları sevmemiz ve evimizde sahiplenmekten bahsetmiyorum ama manevi olarak da sahiplenmemiz lazım. Çünkü biz dediğim gibi aynı dünyada yaşıyoruz, aynı gezegeni paylaşıyoruz. Bitkiler gibi, hayvanlar gibi, insanlar gibi değişik canlı türleri var. Ama onların bizden bir farkı, konuşamıyor olmaları, ağızları dilleri yok, dertlerini anlatamıyorlar. İşte bu gibi yerlerde veya hayvansever insanlar onların hislerine, dillerine tercüman olmaya çalışıyorlar. Yani inşallah hayvanları sevelim, onlara mama verelim, su verelim. Evimizde bakamıyorsak da böyle Patiliköy gibi yerler aracılığıyla yardımlarda bulunup çocuklarımızı getirebiliriz. Evet, çocuklarımızı getirelim. Hayvanseverlere yardımcı olmaya çalışalım. Herhalde en güzel destek bu olur diye düşünüyorum. Tabii durumumuz varsa, yani evimiz müsaitse, istiyorsak da sahiplenirsek hiç fena olmaz. Bir canı, evet, sokaktan sahiplenebilirsek ne kadar güzel olur. Evet, benim özellikle geçenlerde duyduğum bir istişare ederken duyduğum bir vaka da vardı. Astım hastası için özellikle köpek eve köpek almalarını tavsiye etmişler çocuktaki astım teşhisinden sonra. Ve bunda da çok güzel sonuç almışlar. Burada zaten köpeklerin ve hayvan sevgisinin terapi etkisini biliyoruz ama böyle bir şey de hemen paylaşmak istedim. Tabii. Yani o konuda çok doğru söylüyorsunuz. Benim de bildiğim, dediğim gibi mesela hayvanla, evde hayvanla büyüyen çocuklarda bağışıklık sisteminin çok daha güçlü olduğu gösterilmiş. Ayrıca evet, kedilerin antidepresan etkisine dair çalışmalar da var. O yüzden tavsiye ederiz. Herkese tavsiye ederiz. Canlı bakın gibi. Geldiğimizden beri programımızda en başından beri bize kalkan oldu. Evet. Başını yasladı. Hem aynen, çok ilgiye ihtiyacı var hem de bize ev sahipliği yaptı. Bizi karşıladı. Evet, aynen. Evet, bir konuşhane programının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum, sağlıklı mutlu günler diliyorum. İlkay hocamızla size Patiliköy'den sevgiler gönderiyoruz. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın, sizler de gelin.